arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel papyonumuzu çalışacağız bu papyonlarımızı liflerimizde ya da dilediğiniz her türlü örgülerimizde kullanabilirsiniz şöyle görelim yapımı son derece kolay önce eksilmelerimizi daha sonra artmalarımızı yaparak papyonumuzu tamamlıyoruz evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım kolay gelsin 3 tane zincir çekerek başlıyorum 1 2 ve 3. İlmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. 2. zincir içerisine dönerek batıyorum. 1. Başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 2. 3 defa da alıyorum. Elimi tutuyorum. İçerisinden geçiyorum. Burada ilmeğimin devam eden bölümü vardı. Alıp kapatıyorum ve bir tane zincir. Fıstığım tamamlanmış oluyor. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Başını doluyorum. Şu araya giriyorum. 1 2 ve 3 ilimi tutuyorum geçiyorum içerisinden kapatıyorum bir zincir tekrar ilmeğimi uzatıyorum 1 2 ve 3 3 defa alıyorum ilimi tutup arasından geçiyorum bir tane zincir dördüncü kez fıstığımızı örüyoruz 1 2 ve 3 Açık fıstık olacak. Kapamıyoruz. Hemen yanındaki bakın dibine değil. Bir sonraki fıstığımızın şöyle yanına batıyorum. Tam başını doluyorum. Dibi burası. Bir sonrakine. 1 2 ve üç. İkisini aynı anda çekiyorum. Eksilme işlemi yapıyorum. Bir tane zincir. 3 tane altta fıstığımız var. Bakın şimdi tepeye batıyorum. Bir açık fıstık dibine batıyorum. 3er defa çekiyorum. Hepiniz ise kalın istiyorsanız 4 defa örebilirsiniz. 3 tane açık fıstığımı ördüm, çekiyorum ve kapatıyorum. Bir zincir. Uzatıyorum. 1 2 ve 3 dibine ve en sona batıyorum. 1 2 3 Çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. Altta 3 tane fıstığımız vardı. 1 2 3 üste eksilmemizle birlikte 2 tane fıstığımız şu kısımlar yanlarımız. Eksiliyoruz papyonumuzu. Örgümüzün arkasını çeviriyoruz. Tekrar eksilme işlemini yapıyorum. 3 tane fıstığım ördüm. 1 ileriye yani 3 defa çektim kapatıyorum yine eksilmedeyiz bir zincir uzatıyorum 1 2 ve 3 dibine bir ileri 2 şöyle küçük kalan iplerimle örüyorum 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir bakın bir tane fıstığımız kaldı 3 2 1 şimdi orta kısmını iyice dar olmasını istiyorum Onun için de bir tane buraya fıstık bir tane diğerine fıstık yapıyorum bir fıstığımızın hem sağına hem soluna iyice daralmış oluyoruz 1 2 ve 3 kapamıyorum diğer ucuna 1 2 ve 3 İkisini aynı anda çekiyorum. Papyonumun tam ortasına bir zincir çekerek bu şekilde oluşturup kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Daha önceki örmüş olduğum papyonu şu an tam ortadayız. Buraya kadar eksilme işlemimizi yaptık ve tam bu noktadayız şu anda. Diğerleri de artarak devam edeceğiz. Şimdi çeviriyorum. Eksilme işlemlerini yapıp bitirdik. Şimdi tam tersi işlemlerimizi yapmaya başlıyoruz. Artarak diğer tarafı örüyoruz. Şimdi bu şekilde artıp büyüteceğiz. Bir tane fıstığımı örüyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane örüyorum. Hemen dibine batıyorum. Çekip kapatıyorum bir zincir. Çeviriyorum. Bir tane kapalı fıstık örüyorum. Üzerine açık fıstığımı yapıyorum. Dibine batıyorum. Hepsini üçer alıyorum. Bir ileri geçiyorum. ilk seferde kapatıyorum. Şimdi bir tane tepeye bir de dibine tekrar fıstıklarımı dolduruyorum. Dibine batıyorum. Artış yapıyoruz bu yönümüzde. Şöyle görelim. Sıra başına bir tane kapalı fıstığımı örüyorum. tepesine açık fıstık bir tane dibine iki oldu bir ileri üç tane fıstığımı çekiyorum ve kapatıyorum bir zincir tekrar tepeye dibine bir ileriye 2 ipimi şöyle yaklaştırıyorum 3 çekiyorum kapatıyorum şimdi bir tane tepeye bir de yanına hemen dibe 3 ikisini aynı anda çekerek kapatıyorum bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. Papyonum bu şekilde hazırlandı. İlk grupta eksilterek geldim. İkinci grubu da artırarak yaptım. Yine 1 2 3 fıstıkla bitirdik. Karşılıklı üçer fıstığımız var bakınız. Şimdi kenarını kırmızıyla tığlayalım. Bir zincir çekip düğümümü atıyorum. Herhangi bir kenardan ön yüzden başlıyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çekip birleşme noktasına batıyorum. 1 2 3 4. Birleşme noktasına batıyorum. 1 2 3 4. Her fıstık arasındaki birleşme noktalarına girelim. Dörder zincir çekelim. Papyonumuz da bu şekilde tamamlaz. Dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Sadece liflerde değil. Zincirimi çekerek aralara battım. En son zincirime geldim. 1, 2, 3, 4, 5 başlangıçtaki zincirimi batmış olduğum bölüme şöyle altından girerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum ve papyonumuz kullanılmaya hazır hale geliyor. Arkadaki ipleri şöyle epey uzak mesafelerden girelim ve iç tarafa doğru gizleyelim. Ve sonrasında fazla kalan iplerimizi keselim. Çalışmalarımızı bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.